buraya gelmişti biliyorsunuz. Gülbahar eşi ona kuma getirmek istediği için evden ayrılmıştı. Kumanla arkadaşla birlikte yaşa, ikiniz de severim demişti. Bugün büyük bir yüzleşme var. Gelsin bakalım Gülbahar. Artık Tuğba'yı seviyorum dedi. Üç çocuğunun annesi Gülbahar'ı kuma getirdi. Ben seni de seviyorum, onu da seviyorum dedi. Seni de seviyorum, onu da seviyorum. Gitme dedi, beraber bir kardeş gibi yaşayın dedi. Gülbahar'a kumanla aynı evde kardeşçe yaşayın diyen Kadir canlı yayına yüzleşmeye geliyor. Kadir sen gel, biz sizi boşayalım. En güzeli, en doğrusu bu olur. Evet sizi ablacığım. Şimdi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da. Hoş geldin Gülbahar, nasılsın? Hoş bulduk ablacığım, siz nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu o ikisini ben yazdım. Ha, bu mektup mu bu? Evet, size onu aklımda olmayan kalmadıklarını için öyle oraya yazdım ablacığım. Bu yeni mi yazdın bunları? Evet, ben evde yazmıştım ablacığım. Evde yazdım. Bir evde makine kağıtları. Gülbahar nasıl hissediyorsun kendini? Sonuçta kocan kuma getirmek istediği, evliliğin bitiyor, üç çocuğundan uzaksın. Nasıl hissediyorsun? Kötü ablacığım. Hani hı-hı, nasıl olacak ki? Şimdi Gülbahar, bu yüzleşmeler aslında çok kolay değil ama bence gerekli. Şimdi Kadir buraya geldi. Biliyorum. Şimdi burada İstanbul'da. Kadir ve Kuman da demek istemem ama Kuman buradalar ve ikisini birden çağırıyorum. Gelsinler. Hadi ya. Kadir hoş geldin. Sağlam. İyi. Sağ ol, tamam. Teşekkür ederim. Evet Kadir, ne zamandan sonra Gülbahar'ı görüyorsun? Hoş geldin, gel otur Kadir. Ablam bir sene etti. Bir sene sonra evet, Gülbahar'ı görüyorsun. Evet ablam. Şimdi Gülbahar'ın bazı iddiaları vardı. Bu arada diğer hanıma herhalde mikrofon takılıyor, geliyor şimdi. Evet ablam. Bazı iddiaları var. Ne diyeceksin buna? Üzerime kuma getirdi diye söylüyor. Kesinlikle öyle değil. Anlaşmalı bir şekilde ablama diyeyim, bu kendisi istediği için oldu ablam. Kuma mı istedi Gülbahar? Evet, yemeğe de davet etmiş onların yani. Gülbahar sen mi kuma istedin? Hayır, kesinlikle yalan ablacığım. Yüzünü kara ediyor, kesinlikle yalan söylüyor. Her zamanki hali zaten. Yalan atmaya bayılır zaten. Kendini artık bir huy yapmış resmen. Ablam çocukların başında durmadığı için hep babası güle gidiyordu. İşte bu. Yüzünü kara edip de yalan atma. Bir kere de adam ol da bir yalan. Ablam, doğru konuş, isterim. Güzel konuş, güzel. Şimdi bir yalan atmadan konuş. Neden çocuklarını bırakıp gidiyordu? Ben bunu diyeyim ablam. Hı. Bu çocukları bırakma sebebi ablam evden ayrı gidip yani babası güle yerleşmeydi. Hani kesinlikle ben kabul etmedim çünkü babam. Niye babasına yerleşmek istiyor? Yani onun yakınına. Onun yakınına. Evet, Allah seni kahretsin ki ben böyle bir şey demişim. Babam seni evlendiğine rağmen hiçbir şey demedi ablacığım, hatadır olur dedi. Kabul etti. Dur bir anlatsın Gülbahar. Yemeğe çağırdığı da var. Tuba'yı kendisi yemeğe çağırıyor. Tuba dediğin kuma dediğimiz kişi yani. O getir ablacığım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yalan, yüzünü kara etme boşuna. Kendisi çağırıyor. Hani gel biz aramızda konuşalım. Tuba dedi ki eğer ki dedi sen istemiyorsan dedi ben aradan çekilirim. Dedi yok dedi, sen olmasan o başkasını getirir. Bundan dolayı kabul etti. Ben seni kabul ediyorum evet, dedi. Evet ablam. Ne kadar uzun sürdü mikrofon takmak böyle? Peki sen böyle bir şey dedin mi Gülbahar? Hayır kesinlikle ablam, ablacığım. Hı? Ben ondan kaç defa vazgeçmesini söyledim. Bak, kime söyledin bunu? Eşime dedim. Doğru mu? Kesinlikle öyle i̇ki değil ablam. İki oğlumuz var dedim bak ablacığım. Ama bir kadın bunu ister mi? İki oğlumuz var, bak bir kızımız oldu. Boş ver dedim, sen niye böyle yapıyorsun şimdi dedim. Şimdi gelse o da kendisi konuşsun böyle ablam. Şimdi tek taraflı hani dinlenmemek lazım. Hani boş ver dedim, vazgeç dedim. Bence Tuğba da bunları iyi biliyordur. Tuğba tabii. Bu arada 7 aylık hamile, bir gelsin Tuğba. Şimdi kendini yalanlarına hazırlamıştırlar. Tuğba 7 aylık hamile. Bir gelsin Tuğba. Hoş geldin Tuğba. Hoş bulduk. Hamilesin sen şu an. Evet. 7 aylık hamilesin. Aynen. Şimdi gel otur yanına Kadir'in. Şimdi şunu konuşuyoruz Tuğba. Evet, Kadir tamam. Diyor ki aslında Gülbahar senin kuma olmanı istemiş, öyle mi? Evet. İstedi. Madem hep yalan yalan diye söyleyeyim. Uydurma yalancı, utanmaz kadın. Uydurma kendini, burada da rezil etme bence, uydurma. Buraya uydurma. Gelerek sen zaten kendini bir sürü günah yedin kendini, bence daha fazla bak, burada rezil edip de. Buraya gelerek baktın. Zaten sen kendini rezil etmiş vaziyettesin. Valla ben rezil etmemişim kendini. Yuva yıkan rezil olup da sensin. Tamam. Yuva yıkan rezil. Bir sakin ol. Utanmadan da buraya gelmişsin Gülbahar, bari. Gülbahar bir dinleyelim bakalım.
Şimdi gerçekten doğruları konuşacaksak konuşalım. Ben anlamıyorum bu yüzsüzlükten. Sakin ol da bir duyamıyorum hiç. Tuğba anlat, ne oldu? Uydurmaya başla. Şimdi ben ilk Kadir'le konuşmaya başladığım zamanlarda gerçekten Gülbahar'dan haberim yoktu. Kadir'le nasıl tanıştınız? Biz Hazreti Süleyman diye Hazreti bir türbe var. Türbesi. Onun yakınlarında çarpsız. Zaten böyle aile piknik yerleri orası. Tam olarak türbe sayılmaz yani. Yani televizyonlarda da türbeden türbe sonra diyor. Otele gitmek falan biraz kaba kaçtı. Bize yakışmaz. Biz oralarda biraz tanıştık. İşte ilk başta ben çay içecektim. Çay herhalde. İçmeye gittin sen evet. Oraya. Sonra? Ondan sonra herhalde arkadaşın direkt yeriydi. Otele. Onu da orada direkt gördüm. Direkt otele mi? Evet ablacığım, kardeşim de bir otelde çalışıyordu. Aynı gittikleri otele kardeşim gözleriyle onları el ele tutuşarak görmüş. Bakalım. Kardeşim de otelde çalışıyordu. Bu da yanında gelen sen kardeşim. Sen de şu an bir bayansın. Onları sen kendine nasıl yakıştırıyorsun? Gözleriyle şey görmüş. Doğru mu bu? Ne? Kardeşim de orada çalışıyordu. O gün çalışıyordu. Otele gittiler diyor. Hayır öyle bir şey yok. Tabii ki de yalanlayacaklar. Oradan ben bizzat kendisini aldım. Bir dakika, burada birbirimizi dinleyelim. Tuğba o gün çay getirdi sana Kadir, öyle evet. Mi? Evet doğru. Akşam sen çay, orada çaycılık mı yapıyorsun? Yok ablam orada arkadaş dedi Kadir 5 dakika yüzün olsun. Tuba Hanım benden çay istedi. Dedim 2 dakika bekleyin sıcak olsun öyle vereyim. Ağzımı attım yaktım. Başkası benden sigara istedi. Ağzımdaki sigarayı verdi. Tütün maddesi diyelim, sigara demeyelim. Evet, tütün maddesi. İşte ondan sonra akşama doğruydu. Dürüst değildi yani onu yalnız göndermi. Dedim seni dolmuş durağına bırakayım. Ondan sonra eve git. Sen neden Tuğba'yı dolmuş durağına bıraktın? Beğendin mi? Beğendim. Ha beğendim. Evet, ama evde karın var. Sorunlar vardı ablam aramızda. Ablam beğendiği için değil evet, zaten ablam. Evlenmişsin, nikah kıymışlar. Onun karısıydı. Hayır, beğenmek falan değil. Konuşuyoruz. İlk tanışma. İlk tanışma, ablam, çay içerken. Cezaevi üst kişi bir yer var. Oraya bıraktım dedi kendisi dedi hani nasıl birbirimizi bulabiliriz dedim telefon diye bir şey var. Hani Tuğba mı dedi? Tabii nasıl benim bir... Gülbahar'dan hiçbir şekilde haberim sana yok. Haberi yok. Sana belli olduğunu söylemedi. Hayır. Haberi yok. İlk başta söylemedi. Şey yaptım daha öyle eve geldim. Tabii onun şeyinde hani buna da sevgi saygı gösteriyorum. Bu daha hırçın bir şekilde hani ben gideceğim falan filan demesiyle. Tuğba'yı duyunca mı? Hayır. Duymadan önce. Bu kalkıyor gece 2'de telefonuma kontrol ediyor. Bakıyor herhalde. Ha sen gördün mü Tuğba'yla evet, mesajını? Evet ablacığım yazışmalarını gördüm. Beraber yan yana fotoğraf çekmeleri beraber şarkılar bile söylemişler. Fotoğraflar mesajlar bana ablama gitmiş yani başını almış gitmiş. Şey yaptı ablam bu kalkıp buna küfür atıyor. Bu da bende... Peki Kadir bu ikinci üçüncü görüşmeniz nasıl oldu Tuğba'yla? İşte telefondan... Biz devamlı üst üste görüşüyorduk zaten. Görüşüyorduk. Biz, 2 yıl boyunca görüşüp dışarılarda görüşmüşler ablacığım. Biz yaklaşık tanıştıktan bir 4-5 ay sonrasında hatta 6 ay da diyebiliriz. Doğrudur. Ondan sonradan Gülbahar gecenin bir vaktinde bana Kadir'in sen telefondan mesaj atıyor. 6 aya kadar... Kadir'in evli olduğunu bilmiyor muydun? Hayır. Yok, ne diyordu hiç sana? Hiç onlara da girmiyordum. İster istemez herkesin kendine göre bir geçmişi var. Ben, ona... ben hiç öyle geçmişe giren bir insan olmak istemiyordum artık. Ama geçmişi şimdiki hayatında evli ya. Durdu ne yaptı? Evet. Sen sormadın mı evli misin? Hayır. Ben 10 yaşını öğrendim. Zaten ucundan bile yapışmıştım bir kere. Ta ki Tuğba, gecenin bir vaktine kadar. Evli olduğunu duyduğunda ne yaptın? Ne tepki gösterdin? Zaten uykudan yok neymiş mi? Neymiş sevmiş normal efendim aşık olmuşmuş demiş. Ama bir çocuk. Önce de Tuğba, bizim imamlık hakkı. Neymiş sevmiş. Bir dakika ben tek konuşmak istiyorum. Evet. Tuğba şunu soracağım. Sen 6 ay boyunca bir adama evli misin bekar mısın sormuyorsun. Hayır. Hı? Ve her gün konuşuyorsunuz siz. Aşk şarkıları söylüyorsunuz. Peki nasıl bu adam evli midir? Eve gidiyor, akşam nereye gidiyor? Evde kim var hiç merak etmedin mi? Yaşı küçük değil hiç öyle aklımın ucundan sen bile geçmedi. Ben zaten evli olduğunu duyduğum zaman ben de şok geçirdim. Hayır bu arada ama Kadir de nasıl? 6 ay bir dakika 6 ay boyunca da evli olduğunu söylemiyor Kadir Bey ama. Evet evet söylemeye çalıştı. Bir insan nasıl bunu söylemez ki? Hani ben sana bir şey söyleyeceğim hani belki üzülürsün ya da benle ayrılırsın falan filan benden boş ver. Bana şu anlık hiçbir şey söyleme doğru. Çünkü hayatım sen mi istemedin boyunca Tuğba evet söylemesini? Evet. Neden öyle bir şey söyleyeceğini tahmin ettin mi? Ben hayır. Biliyor böyle ki bir tahmin şey etmiş yani. Tahmin etmiyordum.
Ama böyle biraz daha ben de yeni kendime. Peki oralar küçük yerler ya, sana gelmedi mi bu Kadir evlidir şeydir, hiç kulağına gelmedi mi? Yok. Hayır. Yok vallahi o kadar da gezdik. Öyle pek çevrem olan bir insan. O kadar gezdiniz evet, dışarıda. Ablam, ayakla o kadar gezdik. Bak, el ele mi geziyordunuz? Yok yok ablam öyle yani. Yana... Nikahtan sonra bir iki defa el ele de gezdiğimiz oldu. Doğrudur dini ablam. Nikah kıydınız tabii, tabii. Siz. Peki Kadir sen niye söylemedin 6 ay boyunca? Bir dakika ben biraz daha konuşabilir miyim? Evet söyle. Ben evli olduğunu gecenin bir vakti öğrendiğim zaman kesinlikle hiçbir şey yazmadım. Yazın. Arama da yapmadım. Ta ki biraz dedim sakinleşene kadar. Çünkü uykudan uyandım ya ne uğradığımı şaşırdım. Nasıl herhalde öğrendin Tuğba evli olduğunu? Gülbahar gecenin bir vaktinde saat 2-2.30 sırlarıydı. Öyle bir şeydi. Ne dedi sana? Biraz küfür attı ilk başta. Ben ne uğradığımı şaşırdım. Nasıl evli oluyor? Şimdi arasam aslında ben de yazıyorum siliyorum. Hani gönderip de silme değil. Sadece utanmaz kaldım. Sen niye onunla konuşuyor görüşüyorsun dedim. Yani başka sen fazlası yok. Sen ne dedin? Ne gördün Kadir'in telefonunda? Onun konuşması telefonunda durduktan sonra aradan böyle bir yarım saat 40 dakika geçti. Baktım Kadir'in numarasından arama geliyor. Acaba o mu? Açsam mı? Açmasam mı? Ben de ne uğradığımı şaşırdım. Peki Tuğba bir dakika. Ben o Gülce'yi anlattırayım Gülbar. Sen telefonuna baktın Kadir'in. Kadınla mesajlarını gezmelerini gördün. Evet. Ne dedin kocana? Yani şey o akşam geçti zaten saat 3 falan oluyordu. Ben de daha uyku gözüme girmedi ablacığım. Ben de döne döne artık o da kalktı. Daha gördüğümü anladı herhalde. Zaten telefonu şifresiz bırakmazdı. Demek sebebi buydu zaten. Hmm. Hiç şifresiz kalmazdı o telefon. Sen o sırada hamile miydin Gülbahar? Evet ablacığım. Hamileyim. Kaç aylık hamile? 6 aylık. 6 aylık hamileyken gördün evet bunu. Şimdi ben ablama diyeyim. Bu kadın ablam bana eşlik yapmadı. Mesela nasıl? Karılık yapmadı kesinlikle. Nasıl hamile? Belki kendini düzeltir diye avuta avuta. Aslında ben dedim sen kendini belki düzeltirsin diye. Çocuklarım var diye yazık günah ablam, diye. Bu yuvayı bu zamana kadar yıkmadım boşanmadım. Evet, şunu çok merak ettim. Karılık yapmak ne demek? Ablam karılık yapmak ablam işte başla. Sadece insan bir hayat arkadaşıysa bir... şeyini paylaşır mesela sohbet insan, edersin tabii tabii insan her şey tabii evde durdun ki sohbet değil edelim kesinlikle. Evde durdun ki sürekli i̇nsan, bu kadın yanında benim annem vefat etti bu insan gelmedi yanıma başın sağ olsun bile aa geçmiş bile de olsun demedi doğru ablam mu Gülbahar? yüzü yüzümedir ablam yalan vallahi billahi bu kalktı başka konulara girdi çıktı gitti babası güle aradım aile büyüklerini dedim gelin Diyarbakır'a. Hani gelin bu davayı halledin gelsin tamam, evine çocukların başına. Tamam Kadir şunu bekledim. Mesela arkadaşlık evet, yapmadı diyorsun. Başka hani karılık yapmak ne demek onu açarsan. Ablam karılık yapmadı ablam. Mesela sahip çıkmıyordu bana. O ne demek nasıl sahip mesela çıkacak? Yanaşmıyordu ablam. Sıcak davranmıyordu. Tabii kesinlikle. Allah seni bin bir defa kahretsin yüzünü kara etme. Bir kere ablam, adam ol da bir kere adam gibi doğru konuş bir kere. Saygımı Allah yukarıda var Allah yukarıda var. Daha burada insanlar bilemez ama Allah yukarıda var. Yani, kesinlikle yanıp ablam. Yanıp da kül olursan o yalanlarınla vallahi Allah'ın izniyle inşallah. Bir kere de adam gibi dürüst konuşuyor. Başkası dürüst yönetiyordu yani onu. Kim yönetiyordu? Ablam bir telefonla konuşsaydı o evde kıyamet kopardı. Kimle konuşuyorsun? Annesi. Annesi yönetiyordu. Evet ablam. Ondan sonra ben kaçıyordum evden. Kaçıyordum geliyordum. Hiçbir zaman bu insan benim evimde kendi evimde yalan, yemek yapmamış. Yalan ablam. Ben yemekleri tümü dışarıdan getiriyorum. Aynen değil konuşmama bile izin vermezdi. Bir dakika sen hiç yemek ablacığım yüzünü kara ediyor bu adi insan kesinlikle yalan her zaman şey da hiç yemek yapmadı hiç değil ama eve hiçbir yani evlendikten hiçbir beri şey almadı halde ben evi o evi yok o çocukları yemeksiz yaptıktan bırakmazdım beri o da nasıl 30 defa çocukları yemeksiz bırakmazdım sadece babası Gül gelirken kebap yapardı cacık yapardı falan filan babası gelecek diye yapıyor evet, sana da yapmıyor yok kesinlikle işte ben diyorum ya bu bana yani karılık yapmadı. Allah ablam, seni onu, bin bir defa kahretsin ki ben de bir yemek yapmadım vallahi inşallah. İşte ondan Allah, dolayı seni ablam Allah'a yapmadı. Yapsaydı ben seni Rabbim bin bir defa Allah'a bırakmışım onu, seni Allah'a yani havale ediyorum. Şu an bu durumda olmazdı. Sen hiçbir erzak hiçbir şey almadığın halde ben de kalktım. 50 lira verir ablacığım. Evet, ablam. Peki neden bir şey söyleyeceğim? Şimdi evet oradan devam edeceğim ama. Evet ablam. Sen Tuğba'yı öğrendin. Tuğba sen de öğrendin evet evli olduğunu. Sonra ne oldu? Ben öğrendiğim zaman zaten sonraki gün Kadir'le konuşmaya çalıştım. Utanıyordu, çekiniyordu yanıma gelmekten ama doğrudur ben bir şekilde onu yola getirdim de konuştuk. Sen karşımda istedin konuşmayı. Evet, gelmiyordum ablam, gelmiyordum. Güzelce ne konuştuk ama ben de hayatım boyunca ilk defa aşık olmuşum. İlk defa bir insanı sevmişim. Kadir'e aşık olmuşsun. Başka biriyle evet kalmamış. Evet.
Ama evli, çocuğu var, karısı var. Evet. O umurunda da kendi mı durumunu yani? Biraz anlatınca bir yandan üzülsem mi bilemedim. Peki Tuğba hiç ayrılmayı düşündün mü? Ben ama olayı tek mi? Taraftan dinlemek istemedim. Beni Gülbahar'la da görüştür dedim. Görüşmedik mi görümcem ha? Gül'de Dilber ablalardan? Söyle, cevap ver Gülbahar. Geldi ne? Oraya geldiğimde peki biz ne konuştuk? Ben dedim ki benim senden haberim yok, senin benden haberin yoktu. Eğer ben sizin aranızda sorun olacaksam ben de istemiyorum. Ben arkama dönüp giderim. İstemiyorum, ayrılın gitsin gitsin dedi. Böyle olmaz, bu iş olmaz dedim. Gülbahar, doğruları konuşur musun? İşte doğruları konuş, doğru diyorsun. Bak, doğruları konuş. Ben sana dedim ki. Ben böyle bir şey kabul edeyim. Ben sana dedim ki. Hayır kadın böyle bir şey kabul eder ki, ben kabul edeyim. Dinler misin? Boşuna uydurma sen de, ona onun gibi yalanlara alışmışsın yani. Onu huyla almasın sen de. Bakayım ne diyecek Tuğba? Sen de yalan yalan diye söylenmeye alışmışsın. Tuğba ne sen de onu huyla almasın. Bir dakika canım dur. Seninle hiçbir alakası yok. Benim kocam dedi, ben yaptı sana, dedi. Ben sana bir şey demiyorum. Hem sen olmasan zaten o başkasını getirecek. Hı-hı. Yani dedim insan bir kendini ben sorgular bunu? Acaba ben Allah ne yaptım seni de bin bir defa kahretsin gibi sen benim bu isme bu sıraya attın ya. Da biraz ben böyle bir şey de dememişim. Dedi. Sen de yüzünü karayla ben zaten etmişsin. Yemin ederim Allah ağız vermiş konuşmuyor. Sürekli böyle bana tip tip bakıyor. Kendimi ister istemez tabii rahatsız ettim. Zaten hani, evli biriyle birliktesin. Tabii bir şey de söylemedim. Kesinlikle hiçbir zaman onu hor görmedim. Hı. O gittikten sonra bile her kim bağlanıyorsa yani hamile bağlansın, demeden üzülür de şey, ben çocuğuna bir şey olur bir demeden konusuna yine yakasını bırakmadım. Sen yanına olayım. Geldin ya görümceyle birlikte konuşmaya. O sırada baktın Gülbahar hamile. Seninle birlikteyken hamileymiş yine bu kadın. Evet, sen ne düşündün yani? Görümcemin evinden çıktığımızda bile ön tarafa bana dedi sen geç otur. Ben kalkıp sırf bak o evlidir diye ona karşı saygımı bozmadan onu zorla ön tarafa oturttum. Ön tarafta kim vardı? Kadir arabayı kullanacaktı. Kadir'in yanına siz aynı arabaya bindiniz yani. Evet. Beraber de bindik, Gülbahar'ı da bıraktık. Sonra İşte sen de kendini bana de sevdirmek için yaptın öyle yani. Beni sevdiğin ya için değil yani. Ya benim senin sevgine ihtiyacım yani, var mı? Yani hani kabul edeyim. Ben de sizinle benim yaşamaya kabul etmeyi kabul edeyim yok diye. Ben sizinle sana güzelce de söyledim yani defalarca. Peki, onun için Tuba, yani. Sen nereye oturdun arabada? Arabada nereye oturdun? Arka tarafta oturdum. Peki önce Kadir seni öne oturtmak için. Diye bak ona olan saygımdan dolayı onu zorla öne oturttum. Yok dedi, yok dedi. Bana kendini bayağı da bir küfür saydı ama ben hiç onları Tuba, duymadım. Ben şu konuyu şey yapıyorum. Sen hani Kadir diyor ki kuma olarak gelsin istedi Gülbahar diyor. Doğru mu bu? Ha, bir de şöyle bir şey var. Ben ikinci kez de evlerine gittim. İki kez evlerine gittim aslında. Bir kez görümcemde, iki kez de evlerine gittim. Ne dedi? Evde ne oldu? Oraya gittiğimizde de ister istemez ben vicdan azabı çektim. Ona defalarca söyledim. Bak eğer ben sorun olursam vallahi giderim dedim. Olmaz evet bak sorun? Ben aşığım, ben seviyorum. İmam nikahı kıymışız. Artık o zaman kıymış kocam mıydınız? Sevmiş sevmişmiş. Ben dünyada başkası kalmadı. Kendi aranızda mı yana aileler yana geldi dedim mi? Çünkü yani imam nikahını kendi aranızda. Kendi aranızda evet kıydınız. Hı hı. Ben sevdim. Ben daha evdeyken abla. Ben merak ediyorum. İkinci gidişimde de beni yemek diye çağırdı işte. Yemek ben yaptı. Boş. Evet. Makarna ben seni yaptım çağırdım. Makarna yaptı. Ben seni olsun çağırdım. Yoksa evet. Yoksa o mu seni getirdi? Sen çağırdın. Allah seni bin bir defa kahretsin kadın. Sen nasıl böyle iftiralar üstüme atıyorsun? Sen de onun gibi alışmışsın. Vallahi ben sen seni dilerim Rabbim'den. Siz billah gün yüzü sen görmezsiniz. Siz birbirinize yar murad olmazsınız. Siz bu iftiraları üstüme atın. Kim layık değilse atın. İstediğiniz kadar atın. Allah biliyor, o görüyor zaten. O zaman sen de zaten mantıklı bir şeyler söyle. Ben nasıl seni yemeğe kendi elleriyle seni getirdi. Peki sen makarnayı eve götürdü. Bir dakika Gülbahar. Yaptım da ablacığım ben onun için de yapmamışım. Ondan haberim yok. O kendisi sen yaşıyor. Bakar mısın? Bu kadın onu getirdi. İkinci gidişimde de son kez uyarımı o yaptım. O getirdi onu. Ne dedin sen? Dedim ki bak son kez uyarıyorum. Eğer ben sorun olursam. Neye uyarıyordun? Hani dedim eğer ben sorun oluyorsam. Ben huzurunuzu bozacaksam ben giderim, arkamı dönüp giderim. Dedi yok, dedi sen olmasan o başkasını getirecek ya da dedi sen gitsen arkandan gelecek. Dedim orası beni oh, alakadar etmez. Sen nasıl yalan ben kendime beni? Sen nasıl görevimi yapıyorum. Bana dedi siz yanımda kalın, ben çocuklarıma bakayım. Ben de bir yandan üniversiteye hazırlanıyordum zaten. Dedim bak eğer desen ki yanımda kalın, tamam derim. Maddi manevi ne olursa olsun her halükarda senin yanındayım. Bak burada doğruları konuşsun. Dedim ezdirmem seni. Kim ne derse desin
hiçbir şekilde ezdirmem seni. Bir yandan... Yani sen Tuğba şöyle teklif ettin. Biz kabul ikiniz, et dedi yani ikiniz bana. İkiniz kardeş kardeş evet, bu evde yaşayın. Aynen öyle söyledi. Kendi de söylüyor. Dedim eğer kabul edersen de aramızda ediyor. Kıskançlık olmayacak dedim. E nasıl bir dakika ben şunu merak olabilir ettim. Olabilir mi böyle bir şey Tuğba'nın ya? Kimin aklı alabilir Tuğba'nın ya? Tuğba'nın teklifiyle Tuğba. Şimdi sen bir de üniversiteye hazırlanan bir evet. hanımefendi olarak. Mesela evde nasıl yaşayacaksınız? Kadir bir gün onun odasına gidecek, bir gün senin. Ben o an bunları düşünmüyordum. Hani böyle bir saçmalık, gerçekten böyle bir şey olabilir mi yani? Sanki aşk benim gözümü kör etmişti. Hı. Gittikten bunları konuştuk, güzelce anlaştık, ben evime gittim. Peki sen aradan bir Tuğba gün iki gün geçtikten miydin? Sonra evi yine terk ediyor. Bu çocukları bırakıyor. Tuğba sen mesela şunu kabul etmiş miydin? Gerçekten Gülbahar kalsa onunla birlikte yaşayacak mıydın? Evet. Birlikte yaşayacaksınız. Ablacığım benimle evlen, seninle her şeyini kabul ederim demiş. Demiş yeter ki benimle evlen. E nasıl kabul ediyorsun? Seni ailene de bakarım dakika, yani her şeyi de yaparım. Yeter ki benimle evlen, beni tut, beni bırakma ablam, demiş. Öyle mi dedi? Bu şekilde. Evet ablacığım öyle ne? Demiş. Yeter ki benimle evlen, evet, her şeyi kabul ederim mi dedin Kadir'e? Bırakma beni demiş. Hayır. Kesinlikle öyle bir ben şey ben kesinlikle yalan, öyle bir şey söylemedim. Öyle olsa Rabbim zaten onu durmazdın sen evlenmezdin ki onunla. Herkesin çok isteğini var. Zaten. Ben kalkıp bu kadar da kendimi ezdirmem. Hı. Ben sana dedim eğer kabul edersen o seni son uyarışını ben de kabul etmiyorum dedim böyle bir şey olmaz dedim. İstemiyorum dedim. Neyse ben eve gittikten iki gün sonra bu kalkıp evi tekrar terk ediyor. Hı hı. Çocukları bırakıyor. Ben de annemlere yalvardım artık. Yani o bir ay içinde çocuklar çocuklar için üzülüyordum çünkü. Dedim anne ben bir an önce gitmem lazım. Annem dedi kızım bak hani bazı şeyler usulünce olmalı şöyle böyle. Peki annemler hoş görmedi. Bu da ailesi de annemler bu kadını istemeye gittiler. Annemler gerçekten hoş görmedi ama dedi sen bir kez yapmışsın. Biz de her türlü yine de yanındayız. Yanındayız dedi aile. Evet hiçbir benim şey demeden bizim yani. Bizim eve geldiği şey zaman söylemeden. Bile bak dedi kızım adam. Buradadır. Ben demiyorum yine yapmış bir hata. Dedi benim kızıma ne yapılırsa ona yani da o olur yapmış dedi. Bir hata annesi olur kabul evlensin etmedi ablam. Bir şey annesi mi evlensin dedi, yani. Dedi yüzük dedi. Alınırsa buna da alınacak. Ne olursa olsun. Bir dakika. Tuğba'nın annesi mi? Evet. Evet. Tuğba'ya ne alınırsa Gülbahar'a da o evet, alır. Evet dedi ayrımcılık yok. Dedi ben eğer ki sen ayrımcılık yaparsan. Çok kibar olduğunuz belli. Çok düzeyli bir davranış vallahi içinde ben, olduğunuz hani da belli. Hani şimdi dinlemeye İnsanın çalışıyor. İnsanın sinirlenmemesi zor. Elindeki o yüzük evet. Ne amaçla takılı? Bu yani mu? Ben bir dakika. Bu, bu evli mal. Kimle evlisin sen? O yüzükte kimi temsil ediyor? Tuğba'yı mı Gülbahar'ı mı? Tuğba'yı. O yüzük. Tuğba'yı. Senin ah, elindeki tam yüzük. Tam da konuşuyoruz. Şimdi ben tabii ya. Dinlemeye çalışıyorum yani, şu yani anda. Sizdeki yüzsüzlük hiç kimse de yok gerçekten. Aynısını. Sizdeki yüzsüzlük bu çok fena Tuğba bir şey yani. Getirse Kadir. Ya Tuğba ben senden çok da hoşlanmadım. Ablacığım hani ben dedim ya ben çocuklar için babam bir laf aldıktan sonra iki ay. Şimdi bir dakika. Sesler çok karışıyor. Ama o ilk başta kabul etti. Evet babam şimdi bak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu an ben anlamak istediğim için evet. konuşuyorum arkadaşlar. Yoksa tepki verecek çok şey var da. Şu an bir anlamaya çalışıyorum. Şimdi inanmak istemiyorum ya bazen bazı şeylere. O yüzden dinlemeye çalışıyorum. Çünkü Tuğba yani bir genç kızın nasıl böyle bir şey kabul edebildiğini anlamaya çalışıyorum. Anladın mı? Genciciksin, güzel, her şeyin var. Nasıl bir insan bir kadınla birlikte kardeş kardeş bir evde yaşayalım der. Gülbahar bunu nasıl kabul etsin? Üç çocuklu yuva yıkarım. İşte ben ilk başta kabul etmiştim. Ama o evi en son terk edip gittikten sonra geçen kış evim zaten batmıştı. Doğrudur. Evi komple kaldırdım. Temizleyecektim baktım Gülbahar geldi. Hı. Gittikten yaklaşık bir 3 ay sonra evet, falan geldi. Çocuklar için o gün eve gitmişim. Ondan sonra da dedim kusura bakma. Bir dakika ben bir şey soracağım. Sen o evi kuman gelecek diye mi terk ettin? Hayır ablacığım ben daha şey gitmiştim ablacığım. Yani gittim de Kadir beni darp etmişti ablacığım. Neden? Yani onu bırakmasın yalan, ondan vazgeçmesini söyledim. Abla. Bu da Tuğba'dan ben ondan vazgeçmedim. Evet ben ondan vazgeçmem onu seviyorum dedi. Bu da başladı hakaret küfür etmeye. Ben o hamile harbime beni vurmaya. Telefonumu elimden aldı ablacığım. O zaman geceydi. Hı hı. Neyse ben de sabah şey yaptım. Çocukları öperek onların yemeğini bile hazırladım. Öyle bıraktım kalktıklarında bari onlara versinler diye. Seni darp ettiği için sen o evden gittin. Evet. Kesinlikle. Evet. Önce karakola gittim ablacığım. Karakoldan darp raporu da aldık. Hastaneye gittik. Oradan şikayetçi gittim. Şikayetçi oldun. Kadın sığınma evine ablacığım. Ben biraz kafam dağıldım. Zerir diye. Kesinlikle ondan sonra yalan ablam darp yok ortada. Var. Raporum da var ablacığım karakolda duruyor hala. Ben ablama diyeyim. Bu kadın babası dedi eve gelme git kadın sığınma şeyine. Babam demedi kesinlikle beni ablam. Beni iş yerlerine çağırdı. Babamla hiç adam, alakası yok.
Sen darp etmedin mi kadını? Yok, kesinlikle. Raporum hala karakolda duruyor ya Allah'tan ablacığım. Yabancı bir tanesi onun nereye gittiğini mesela... O son mu oluyor ama darp raporu? Gittiği gibi direkt çıkarmıyor yani. Hayır ablacığım. Daha sonra çıkıyor. Aynı gün tarih teşhidatı da üstünde. Geçen kış oldu bu olay ablacığım. Bakalım onun tarihlerine, darp raporunu arkadaşlar. Evet ablam. Ben ablama diyeyim. Ondan sonra zaten Gülbahar babasına göle gitti. Babası beni çağırdı iş yerine. Dedi gel hele. Gittim. Bunlar silah masadaydı. Ya silah ya Allah'ın ablacığım. Sadece sen, onu hani, konuşmuş şey. Güzelce. Dedim valla bugüne kadar ben sizden çektim. Ama ne yapıyorsanız yapın ben hazırım. Kadir, buradayım ablam. Senin evet, ablam. Amcan değil mi Gülbahar'ın evet, babası? Evet ablam. Yani biz siz amca çocuklarısınız. Ablam biz evet, ailevi şey baskı şeyinde evlendirdik. Kabul etmiyordum. İllaki kabul edeceksin dediler. Beni evlendirdiler ablam. Allah seni mimetlerini kahretsin. Allah senin mimetlerini helalini. Sen niye yalan iftiralar atıyorsun? Vallahi sen yalan atıyorsun. Rabbim sen sevmeden evlendin. Ondan sonra bela geldi beni istedi ablacığım. Sevmeyi ben daha üstüm. Bize düşün, ne dedi biliyor musun ablacığım? Eve geliyorum üstüm başım çamur. Annem babam seni iş gücü için getirmiş dediler ablacığım. Pantolon bırak kadar. Yani evli olduğumu bir kere de. Kaç yaşında evlendiniz siz? 15 mi 16 mı? Ablacığım 15. Evet, İstemeye 16. Geldiler annem babam. Bir dakika sen... Gülbahar sen de mi 15 yaşındaydın? Yok, hayır ben 18'im ben. Sen büyük müsün Kadife? Evet. Evet 2 yaş ablacığım. 2 yaş büyüksün. Sen kaç yaşında? 18'sin o da 16 yaşında. Çok genç tabii. Evlilik yaşınız çok ablacığım, küçük. Ablacığım geldiler istemeye ablam, biliyor musun? Babama aile... ikide bir de ararlardır. Hani haberiniz ne oldu? Peki siz birbirinizi tanıyordunuz ve seviyordunuz. Yok, severek de isteyerek dedi, oldu. O da isterdi görmüşüm. Severdi. Dedi ben Kadir'i istiyorum. 4 yıla kadar da ablacığım beni severdi. Gerçekten severdi yani. 4 yıla kadar aramız çok iyiydi, güzeldi. Rahmetli abimin yasında, geliyorlar. O esnada ayakkabımı giyiyorum kapıda. Ben görmüyorum tabii onu. Özellikle diyor ben bunu hani beğenmişim. Bunlar haber gönderiyorlar. Birbirleriyle bağlantı kuruyorlar. Allah haberim seni kahretsin şey yalancı insan. Seni kahretsin. Okula yalancı gidiyorum insan. O esnada şefim. Devam. Okuldan yalancı. Geliyorum şeye gittim. Dedim ben daha okul okumuyorum ben çalışacağım hani kendime Niğde'ye gittim. Niğde Uluğuşla. Bunları evde Niğde'ye konuşup gittim, hazırladınız böyle. Dedi acil Diyarbakır'a gel bir şey var. Evde konuşup hazırlanmışlar ne diyeceklerini. Gittiğim gibi döndüm efendim. Şimdi ben döndüm tabii... geldim dediler kız isteme. Ne kızı isteme? İkide bir de haber dediler, gönderin. Ya benim yaşım kaçtır siz bu yaşta. Hani beni haberiniz Kadir ve Tuğba. Evet ve Gülbahar tabii ki bunlar... Yani, yani bir şey söyleyeyim bir dakika evet, programın sonuna kadar önemli de bağlantılarımız olacak yarın başka insanların da özellikle sizin akrabalarınız ve çevrenizden de çok fazla kişinin söyleyecekleri var. Evet, ben bir kadın olarak kesinlikle ikinci kadınla kumalığa çok karşıyım. Doğrudur ablam. Tuğba için de çok üzülüyorum, Gülbahar için de üzülüyorum. Doğrudur ablam. Erkeklere bir şey olmuyor ama bu kadınlar ikinciliği yani niye kabul ederler, niye bir şekilde sen de bu kadar kendini değersiz gördün? Neden Gülbahar'da belli ki tabii ki de hiçbir kadın kuma ve ikinci kadını istemez yani doğrudur istemez. Doğrudur ablam. Annem babasını iş için getirmiş dediler ablacığım. Hiç böyle şeyleri doğru i̇ş bulmuyoruz. İş gücü için getirmiş evet. Gerçekten annem babam dedi seni. Çok yanlış bir şey. Kadını doğrudur da değersizleştiren ablam. Bir şey. Yani sen kabul eder misin? Senle o kadar memnun Beyler, değilim. Kadınlar yuva yıkarsa tabii. Ya ama... şunu kabul eder misin mesela? Ben bir şey soracağım. Evet ablam dinliyorum. Ya bana yeteri kadar erkeklik yapamıyorsun. Bir de ikinci erkek dese kabul eder misin? Kesinlikle hayır. Ablama diyeyim. Bunlar 200 bin lira para karşılığında teklifi kabul ediyorlar. Allah seni evet, kahretsin ablam. Ki biz 200 bin lira Allah para istemişiz. Allah seni kahretsin. Ablacığım avukatımı arayabilirsin. Ben de sen Kadir 200 bin. Esra yok ablam ben yok ya ablam. Ben de çocuklarıma bakıyorum. İlk boşanma davasını şefim bir dakika. Avukatıma sorabilirsiniz ablacığım.